Pusula Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili seyirciler. CHP Parti Meclis Üyesi Tuncay Özkan bir dizi ziyaret ve toplantı için Zonguldak'ta. Özkan Zonguldak programına saat 10'da CHP İl Başkanlığı'nda başladı. Daha sonra Genel Maden İşleri Sendikası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Zonguldak Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Özkan'ın ziyaretlerinden görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Milletvekilimiz, Sayın İl Başkanımız, ilçe başkanlarımızla beraber sizlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Parti Meclisi ve MYK'nın ortak kararıyla Zonguldak'ta açıklanmasını istenilen bir metni iletmeye, sizlerle paylaşmaya geldim. CHP Parti Meclis Üyesi Tuncay Özkan ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda açıklamada bulundu. Özkan, konuşma öncesi terör, yolsuzluk ve borçlar konusundaki bildiriyi okudu. Türkiye uluslararası terör deyince çözümün değil sorunun parçası haline gelmiştir. 7 Ocak Çarşamba günü Paris'te Charlie Hebdo dergisine düzenlenen insanlık dışı saldırı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de esefle karşılanmıştır. Terörün karanlık yüzü bir kez daha 5 kıtayı etkisi altına almıştır. Bu saldırıdan sonra faillerin yakalanması, sorumlu tutulan terör örgütlerinin izinin sürülmesi aşamasında Türkiye'nin teröristler için bir geçiş ülkesi özelliği taşıdığı kanısı öne çıkmıştır. CHP Parti Meclis Üyesi Tuncay Özkan, Genel Maden İşleri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Olabaş ve yönetimini ziyaret etti. Özkan, sözümüz söz, iktidar olduğumuzda iş cinayetleri sona erecek dedi. Söz veriyoruz ki işsizliği, yolsuzluğu ve çürümeyi, yoksulluğu yok edeceğiz. Bunları yeneceğiz ve biz sendikanıza ve size söz veriyoruz ki biz var olduğumuz sürece işçi mücadelesi sizinle birlikte, bizimle birlikte devam edecektir. Yol attınlar artık. Özkan, Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Köksal Osman Bahar ile Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun'u ziyaret ederek Zonguldak'ın sorunlarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Yolsuzluk, yoksulluk ve çürüme sarmalından kurtulmasını istiyoruz. Ve biz diyoruz ki biz iktidara geldiğimizde şoför esnafı başta olmak üzere. Türkiye'deki esnafın problemlerini çözeceğiz. Ne yapacağız? Üzerinizdeki vergi yükünün, maliye denetiminin farkındayız. Türkiye'de en çok kazananların en az vergi verdiğini dünya alem biliyor. Biz en çok vergiyi çalışanların ve esnafın verdiğini bilmekteyiz. Biz vergiyi çok kazanandan alacağız. Onlardan elde ettiklerimizle esnafımızı mamur edeceğiz, kalkındıracağız. Ve size söz veriyoruz. Esnafımızın vergi yükünü %50 azaltacağız. Bu konudaki çalışmalarımız seçim beyannamemize yansıyacak. Bir, Zonguldak'ın yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bugünkü iktidar Zonguldak'ı işletmeyerek, Zonguldak'ı atıl tutarak yok etmeye çalışıyor. Biz karartılmak istenen bu geleceği Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığıyla yeniden var edeceğiz. Zonguldak'a ve sizlere sahip çıkacağız. Sevgili başkanım, Zonguldak'ın içinde bulunduğu sorunları sizler yaşayarak, bizler izleyerek, takip ederek görüyoruz. Bu sorunlar giderek büyüyor. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Zafer Sağlam'ı da ziyaret eden Tuncay Özkan, sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür etti. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Özkan'ın ziyaretinde Zonguldak ile ilgili bilgiler verdi. Biz halkımızın her türlü sıkıntılarında onları görüştürmek, onları yerine getirmek adına buradayız. Sorun varsa sorunu çözmek için buradayız. Tabii. İnşallah buyurduğunuz gibi Zonguldak'ta güzel günler bekleyecek. Biz hizmet eriyiz diyoruz. Hep birlikte hizmet için varız. Tabii. Sayın Vekilim. Bir önceki dönemde milletvekilimiz sağ olsun çok gayret gösteriyorlar. Güzel çalışmalar yapıyorlar.
Konuşmaların ardından Başkan Akdemir, Tuncay Özkan'a madenci heykeli hediye etti. Heykelerimi Batuhan'la beraber konuşacağım. Tuncay Özkan, ziyaretlerin ardından maden mühendisleri odasına toplantı düzenleyerek günün değerlendirmesini yaptı. Biz ne teröre, ne yolsuzluğa, ne de bu ekonomimizin kötü gidişine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda bu sorunların hepsini yenebilecek güce, kadroya, birikime sahibiz. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Umut, çürüme ve yozlaşmanın ilacıdır. Umutlu insanlar çürümez ve yozlaşmazlar. Biz 91 yıllık partimizin içerisinde ne çürümeye ne de yozlaşmaya tanıklık etmedik bugüne kadar. Genel Maden İşçileri Sendikası'nın 13 Ocak'ta başlayan ve şube genel kurullarında oy kullanacak delegelerin belirlendiği taban delege seçimleri bugün Kozlu'da yapılan seçimlerle tamamlanıyor. Kozlu bölgesinde Batur Hamarat ile Hüseyin Kolçak'ın hazırladığı iki liste yarışıyor. Genel Maden İşçileri Sendikası Kozlu Şubesi'nin 110 delegesini belirlemek için sandık başına giden madenciler seçimlere yoğun ilgi gösterdi. Kozlu bölgesinde Batur Hamarat ile Hüseyin Kolçak'ın hazırladığı iki liste yarışıyor. Hamarat ve Kolçak, centilmence ve demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerde sandığa birlikte oy attılar. Maden ve MTA işçileri Karadon, Üzülmez, Merkez Servisleri, Armutçuk, Amasra ve MTA şubelerinin genel kurullarında oy kullanacak delegeleri seçtiler. 16 Ocak'ta yapılmakta olan Kozlu Şubesi delege seçimlerinin ardından taban delege seçim süreci tamamlanmış olacak. Genel Maden İşçi Sendikası'nın önümüzdeki hafta şube genel kurullarının hangi tarihlerde yapılacağının belirlenmesi bekleniyor. Şubelerin genel kurullarında Genel Maden İşçileri Sendikası'nın 10. Olağanüstü Genel Kurulu için üst kurul delegelerinin seçimi de yapılacak. Sevgili seyirciler, Kozlu bölgesinde Batur Hamarat ile Hüseyin Kolçak'ın hazırladığı iki listeye yarışıyor demiştik. Aldığımız son dakika bilgisine göre Hüseyin Kolçak'ın hazırladığı liste açık ara farkla kazandı. Pusula'nın İl Umumi Meclisi kararı uygulanıyor, kardemir kirletmeye devam ediyor, Zonguldak firmalarına yasak, kardemire serbest haberi üzerine TTK Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Başkanlığı'ndan açıklama geldi, işte o açıklama. Pusula'nın İl Umumi Meclisi kararı uygulanıyor, kardemir kirletmeye devam ediyor, Zonguldak firmalarına yasak, kardemire serbest haberi üzerine TTK Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi. Karabük Demir ve Çelik Fabrikası gelen palet ve demir cevheri gibi yükler sahaya stok edilmeden direkt vagonlara tahliye edilerek gönderilmekte. Sadece analizinin yapılması zorunlu olan kömür yükleri analiz sonuçları gelene kadar kendi stok sahalarında tahliye edilmektedir. Geminin geldiği tarihlerde bölgemize devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle Karabük'te havanın aşırı soğuması neticesinde vagonların kapakları donduğundan açılmayarak vagonlardaki kömür yükleri boşaltılamamıştır. Bu durumda olan yaklaşık 500 vagon nedeniyle boş vagon kalmadığından Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'na kiralanan etrafı kapalı stok sahasındaki kömürler taşınamamıştır. Neticesinde gemideki yükün tahliye edileceği stok sahası bulunamadığından ve aynı rıhtıma yanaşacak ihracat yükü almak üzere gelen gemi liman dışında beklediğinden her iki geminin sıkıntıya düşmemesi için zorunlu olarak kısa süreliğine söz konusu sahaya stoklanmasına izin verilmiştir. Bu karar verilirken sahaya stoklanan kömürün tozuma yapmaması için gerekli tedbirler alınmakta ve bu kömürün stoklandığı yerden denize dökülmesi de mümkün değildir. Kurumumuz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce istenilen tedbirleri yerine getirmekte olup meclisin aldığı kararlara uyarak liman tepesinde tozumu olmadan hizmet vermeye çalışmaktadır. Kurumumuz liman tesisini temiz tutabilmek için yol süpürme aracı almış ve kömür yükü taşıyan vasıtaların çevreyi kirletmemesi için bu sahaya tekerlek yıkama ünitesi de kurdurmuştur. HSYK'nın yeni kararnamesine göre 888 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaynun, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Danıştay Tetkik Hakimi Metin Çağlar, Zonguldak Bölge İdari Mahkemesi üyeliğine atandı. Zonguldak'ta pek çok savcı ve hakimin görev yeri değişti. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeni kararnamesi kurumun resmi internet sitesinden açıklandı. 784 adli, 104 idari olmak üzere 888 hakim ve savcı atandı. Önemli soruşturmaları yürüten çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Hüseyin Kaynun Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Kadir Gülcü Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı, Özcan Ahmet Yılmaz Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı, Kemal Mecit Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Zonguldak Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği,
Kemal Karanfil Eskişehir Hakimi Zonguldak Hakimliği, Metin Çağlar Danıştay Tetkik Hakimi Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği, Cemil Hulusi Parlak Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanlığı, Mustafa Özdemir Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi Zonguldak İdare Mahkemesi Üyeliği, Özlem Özdemir Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyeliği. Geçen yıl Ocak ayında MİT'e ait tırlarda arama yapılmasında görev alan, Ağustos ayında ise Zonguldak'a atanan Cumhuriyet Savcısı Aziz Takçı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun görevden alma kararının ardından açıklama yaptı. Tırların durdurulup aranması konusunda doğru yaptıklarını belirten Zonguldak'a atanan Cumhuriyet Savcısı Aziz Takçı, "Yaptığınız işin doğru olduğunun arkasındayız. Diğer açığa alınan arkadaşların da yaptığının doğru olduğuna inanıyorum. Bir hukukçunun, bir savcının yapması gereken şeyi yaptım. Bu sürecin günah keçileri olarak bundan sonra da doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz," dedi. Lise 2. sınıfta kaldığını ve o zaman çok üzüldüğünü belirten Takçı, "Ama açığa alınmama hiç üzülmedim," diye konuştu. 15 yıllık savcı Aziz Takçı'yı adliyede görev yapan hakim ve savcılar odasına ziyaret ederken, aynı adliyede görev yapan eşi Zonguldak, 2. Sulh Hukuk Hakim Selma Rahşan Takçı da kendisine destek oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşma yapan CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, kürsüye madenci heykeliyle çıktı. Köktürk, Türkiye Taş Kömür Kurumu hakkında bir konuşma yaptı. Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun ve Taş Kömür Havzası'nın sorunları üzerine gündem dışı söz almış bulunuyorum. Öncelikle Yüce Meclisi ve tüm maden emekçilerimizi saygıyla selamlıyor, tüm maden şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Değerli milletvekilleri, Zonguldak Havzası'nda 166 yıl önce başlayan taş kömür üretimi, Cumhuriyetimizin kurulmasından sonra önce Etibank'a, daha sonra TK'ye devredilmiş, 1983 yılında da taş kömür havzasındaki tüm işletmeler bir bütün olarak taş kömürü kurumu olarak düzenlenmiştir. Önceki adıyla EKİ, şimdiki adıyla TTK, uzun yıllar hem Zonguldak'ın hem de ülkemizin can damarı olmuştur. Ülkemizin koklaşabilir özellikteki tek taş kömür havzası olması nedeniyle Cumhuriyetimizin gelişme döneminde Kardemir, Erdemir, Çates gibi ülkemizin en önemli ağır sanayi kuruluşları bölgede konuşlanmış, bölgede kurulmuş ve Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nda bu ülkemizin güdüde ağır sanayi kuruluşlarına bütün gücüyle omuz vermiş yaşam kaynağı olmuştur. Bu görev yerine getirilirken de büyük acılar yaşanmış, büyük bedeller ödenilmiştir. Ancak bütün bu fedakarlıklarına karşın 1980'li yıllardan sonra başlayan AKP döneminde dol dizgin devam eden kitlerin özelleştirme yaklaşımı nedeniyle Türkiye Taş Kömürleri Kurumu üretimini ve yatırımlarını sürdürebilmek için yeterli kaynaklarını alamamış, yer altında emekli olan maden işçilerin yerine yeni işçiler alınmasına izin verilmemiştir. Bu kısıtlamalar sonucunda 1970'li yıllarda 5 milyon tona yaklaşan taş kömür üretimi 2013 yılında AKP iktidar döneminde 1.3 milyon tonla son 72 yılın en düşük düzeyine inmiştir. Havzadaki rödemanslı alanlarda da 2008 yılında 1 milyon ton civarında olan taş kömür üretimi 2013 yılında 500 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Değerli milletvekilleri, diğer taraftan havzadaki üretim gibi İstanbul'da ciddi oranda azalmıştır. 2002 yılında Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nda 15.792 çalışan varken 2014 yılının Eylül ayı itibarıyla çalışan sayısı 9.240'a düşmüştür. Kurum norm kadrosunun 14.000 olmasına karşın TTK Genel Müdürlüğü'nün ve GEMİS'in kuruma ivedilikle 3.200 işçi alınması talebi maalesef AKP iktidarı tarafından yerine getirilmemiş, seçim meydanlarında verilen sözler maalesef tutulmamıştır. Sayıştay'ın işçi eksikliğinin kurumda üretim azlığına, zarar miktarlarının yükselmesine ve ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığına yönelik raporları maalesef görmezden gelinmiştir. İşçi azlığı nedeniyle TTK'daki hazırlık işlerinin taşerona verilmesi, Gelik'te 30, Kozlu'da 8 maden işçimizin şehit olduğu Gürcü faciasının başlıca sebebi olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca kurumun yatırımları gerçekleştirme oranı 2014 yılı Eylül ayı itibariyle %28 gibi oldukça düşük seviyelerde kalmıştır. Yine özel sektör firmalarında en son Kandili'de yaşanan yoğun işten çıkartmalar havzadaki var olan sorunları daha da derinleştirmiştir. Değerli milletvekilleri, tüm bunlara karşın kuruma ve havzaya yönelik Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar tarafından
herhangi bir stratejik plan oluşturulamamıştır. Yani sorunların çözümüne yönelik AKP tarafından bir stratejik plan ortaya konulamamıştır. 10. Kalkınma Planı'nda ve orta vadeli programda neredeyse durma noktasına gelen yerli taş kömürü üretimini geliştirmeye, artırmaya yönelik maalesef hedefler yer almamıştır. Bu durum sadece havzadaki kömür ocaklarında çalışan 18 bin madenciyi değil, son 3 yılda 45 bin göç veren Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Karabük'ün ekonomik ve sosyal yaşamı değil, ayrıca her yıl ortalama 27 milyon ton civarında taş kömürü ithal eden ve ithal ettiği taş kömürüne her yıl 4 milyar TL bedel ödeyen ülkemizin enerji arzını ve bağımsızlığını doğrudan tehdit eder hale gelmiştir. İşte bu nedenlerden dolayı değerli milletvekilleri, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun ve taş kömürü havzasının durumu acilen bir bütün olarak masaya yatırılmalıdır. Kurumda 14 bin norm kadro olmasına ve yoğun işçi açıklarına rağmen giderilmeyen 5 bine yakın işçi açığı acilen giderilmelidir. Yatırım miktarları artırılmalıdır. Yatırımların gerçekleştirme oranı ve üretim miktarları yükseltilmelidir. Güvenlik sorunu yaratan yer altındaki hazırlık işlerinin taşonana verilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. İş yerinde işbaşı barışını bozan ücret eşitsizliği ortadan kaldırılmalı, giderilmelidir. Ve madenci feneri tıpkı geçmişte olduğu gibi alın teri ve emeğiyle sadece Zonguldak değil tüm ülkemizi bütün ihtişamıyla aydınlatmaya devam etmelidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Ali Öztunç gün ortasında Atilla Öksüz'ün konuğu oldu. Türkiye'de medya özgürlüğünün geldiği noktayı analiz eden Öztunç, medyanın sınırsız özgürlüğü olamayacağı gibi medya üzerindeki siyasi baskıların da demokrasiye ve ülkeye bir şey kazandırmayacağını söyledi. Dünyanın her tarafında RTÜK gibi kurumlar var. Televizyon olması gerekiyor. Tabii olması gerekiyor. Televizyonlar insanların birbirlerine hakaret etme mercileri olmamalı. Ekranları insanlar birbirlerine hakaret etmek için, iftira atmak için, kişisel hırsları, kişisel menfaatları için kullanmaması gerekiyor. Bunun denetlenmesi için RTÜK şart. Evet, müstehcenlik olmamalı, çok fazla olmamalı. Evet, çocukları şiddete kanıksatmamak gerekir. Bunun için RTÜK olmalı. İnsanları kötü alışkanlıklara, uyuşturucu tarzı alışkanlıklara özendirmemek için evet. RTÜK olmalı. Bu açıdan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu önemsiyorum ben. Ama bir de şu tarafı var işin. Medya özgürlüğüne darbe vurmamalı. Şimdi gazeteci haber yapıyor. Siz habercisiniz. Zonguldak'ta bir olay oluyor. Siz bunun haberini yapıyorsunuz. Halka o yaşanan haberi perde arkasında anlatıyorsunuz. Doğru haber verdiğiniz müddetçe sorun yok. Her şey güzel. Ama siz o haberi yaptığınız için doğru bile olsa cezalandırılıyorsanız orada basın özgürlüğü darbe yemiş demektir. Maalesef Türkiye'de artık basın özgürlüğü çok büyük darbeler almış durumda. Bunu maalesef. Da benim de üyesi olduğum üst kurulu RTÜK de gerçekleştiren kurumlardan birisi. Yani benden sen her şey güzel. Benden değilsen seni boğarım cezaya. Örnek hemen söyleyeyim. Vereyim size örneğim. Bugün konferanslarda söyledim. Bakın Gezi olayları olduğu tarihe kadar Gezi'yi yayınlayan kanallardan birisi Halk TV değil mi? Evet. Gezi olayları olduğu tarihe kadar 5 yıl boyunca Halk TV'ye kesilen ceza sayısı 12. 10 uyarı 2 para. Gezi'den sonra 66. Hepsi para. Yani 5 yılda 12, 1 yılda 66. Artışı görebiliyor musunuz? Uyarı da yok ilginç. Tabii. Yok. Üst kurulumuzdaki AKP kontenjanından seçilen arkadaşlar evet. Cezalar veriyorlar. Biz bunlara direniyoruz. Medya özgürlüğü yaratmada burada görev alıyoruz. Yeterince direnemiyor musunuz? Ya da elbette sayısal anlamda elbette 5'e 400. Yani 5 üye Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından, 2 üye Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından, 1 üye MHP'den, 1 üye de HDP'den, BDP'den var. 5'e 4 pozisyondayız. Akıl öne çıksa, mantık öne çıksa ve en önemlisi kanun öne çıksa emin olun 9-0 reddedilir çoğu. Atatürkçü Düşünce Derneği Devrek Şubesi'nce düzenlenen Türkiye'de Medya Özgürlüğü adlı konferansa katılan CHP'nin Radyo Televizyon Üst Kurulu temsilcisi Ali Öztunç, medyanın yaşadığı baskılara değindi. Devrek Çınar Otel'de gerçekleştirilen konferans Atatürkçü Düşünce Derneği Devrek Şube Başkanı Murat Altınok'un açılış konuşmasıyla başladı. Geçtiğimiz hafta hep beraber emekli gazeteciler gününü kutladık. Önümüzdeki haftada büyük gazeteci Uğur Mumcu ile beraber devrim ve demokrasi şehitlerimizi anacağız.
Bu iki takvim arasında bugün burada Sayın Ali Öztunç'u ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta olan şubemizin olan kongresinin olacağı düşünüldüğünde ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım için de bu güzel bir veda oluyor. Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleriyle CHP ilçe yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı konferansta medya-siyaset ilişkilerinde gelinen son noktaya dikkat çekildi. Samanyolu Haber'e yine bu 17-25 Aralık'a kadar, ayakkabı kutularının çıktığı günlere kadar, yıllar boyu 5,5 yıl içerisinde verilen ceza sayısı 12, affedersiniz 14, son 1 yıldır verilen ceza sayısı 111. Türkiye'de ileri demokrasi olduğunu söylüyorlar. Medyanın bağımsız olduğunu söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta biliyorsunuz söylüyor. Diyor ki Türkiye'deki medya dünyanın her tarafındaki medyadan daha özgürdür diyor. İşte özgürlüğün belgesi bu. Tepki veren, karşında duran, ufacık bir eleştiri getiren kanallara RTÜK üzerinden her türlü cezayı verebilirsin. Türkiye yayın yasakları cenneti haline geldi bir de. Farkında mısınız bilmiyorum. 2010 yılından bugüne kadar 155 yayın yasağı gelmiş. Rıza Zarrab kararı, yani Rıza Zarrab'a bu hırsızlık işlerinden dolayı mahkemeye başvuruyor, hemen yayın yasağı. Zarrab'la ilgili yayınlar yasak. Niye? Halk duymasın, bilmesin, öğrenmesin. Bingöl saldırısı, Emniyet Müdürü'nün yaralandığı saldırı, o saldırıya ilişkin haber yapılmasın, zafiyet ortaya çıkmasın, Güneydoğu'nun belirli bir gruba teslim edildiği anlaşılmasın. Adapazarı'nda kız çocuğuna bir tecavüz davası var. AKP yöneticileri için içinde yayın yasağı geliyor. Uludere'ye yayın yasağı, düşen uçağa yayın yasağı, Reyhanlı olaylar patlamasına yayın yasağı, MİT tırlarına yayın yasağı, İŞİD'e yayın yasağı, böcek davası, Suriye tapelerine, hepsine yayın yasağı geliyor. Organizasyonun gerçekleşmesinde emekleri bulunan Engelliler Derneği Başkanı Songül Malkoç da konferans anısına Ali Öztunç'a baston hediye etti. Hakikaten Ali kardeşimiz, Ali Bey arkadaşımız bize bir psikolog gibi geldi. Birçok şey biliyorum, seçime girdim fakat bugün daha da çalışmamız gerektiğini, 2015'te birlik beraberlik içerisinde olacağımızı bilgilerinizde, tecrübelerinizde hissettik. Çok teşekkür ediyorum devlet adına. Sağ olun, var olun. Çay Cuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Pusula TV anonim şirketi sahibi Ali Rıza Tığ'ı ziyaret ederek hayırlı olmasını diledi. Başkan Kantarcı, Pusula TV stüdyosu ve reji ekibini de ziyaret ederek başarılar diledi. Pusula televizyonunu ziyaret eden Çay Cuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, görsel basının önemine değindi. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Pusula'da biz görmeyeli çok değişiklikler olmuş. Çok güzel bir stüdyo. Televizyon başka bir şey tabii. Çok dinamik, canlı bir şey. Hatta ben Süleyman Demirel'den biliyorum. Özal çıktığı zaman televizyonu çok iyi kullandığı için Özal'a bir fark atmıştı. Sonra Demirel'de ne yaptı etti. Televizyonda iyi görünmek için bayağı çok uğraşmıştı. Yani televizyonda iyi görünmeyenin işi kötü. Yazılı basında önemli ama bu çok daha önemli. Üstelik Zonguldak'ta biz bu konuda bayağı bir eksiklik hissediyoruz yıllardan beri. Arzu ederiz ki dünyanın her tarafında seyredilen bir televizyonumuz olsun. Bu zorlu yolculukta bu iki şövalye silahları başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin ve Pusula ekibine başarılar diliyorum. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Pusula TV anonim şirketi başkanı Ali Rıza Tığ ise Pusula TV'nin bugünkü başarısında Başkan Bülent Kantarcı'nın da payının olduğunu vurguladı. Bizi ziyarete geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Yani öyle dostlukların, arkadaşlıkların, kardeşliklerin kolay bozulmadığını, bozulmaması gerektiğini bize gösterdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederiz. Burada olmanızdan büyük mutluluk duyduk. Arkadaşlarımız zaman zaman sizden görüşüp telefon bağlantısı, canlı yayın bağlantıları yapıyorlardı. Bu ziyaretten sonra bizim de Çay Cuma'ya gelip Çay Cuma'dan bir sizi yayına almak herhalde görevimiz ve sorumluluğumuz oldu. Bu gazetecilik serüveninde yola çıkarken bu başarıda sizin de payınızın olduğunu burada kameraların huzurunda bir kere daha söylemek istiyorum.
ben ilk dergi çıkartacağım zaman bana internet gazetesi yap demişti Bülent abi. 9 ay sonra da Zonguldak'ın ilk internet sitesi Zon Haberi yapmıştık. Bu bir kilometre taşıydı bizim için. Bunda da sizin aklınız ve fikrinizle hareket etmiştim. Öncelikle onun için ve sonra bugün aramızda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben yine Demirel'le cevap vereyim. O yıllarca yasaklı olduktan sonra ilk çıktığı programda nerede kalmıştık demişti. Evet, nerede kalmıştık? Evet, nerede kalmıştık diyerek devam edelim. Ben tekrar Pusula ailesini, giderek büyüyen ve güçlenen Pusula ailesini Zonguldak'ımıza hizmet etmesini istiyorum. Tekrar sizi sevgiler ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Aydın eski milletvekili Muhammed Polat Zonguldak basınıyla buluştu. Teşkilat çalışmalarına ve halkla buluşma toplantılarına katılmak üzere pazar gününe kadar Zonguldak'ta bulunacak olan Polat, ülke gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saadet Partimizin genel merkezi olarak düzenlenen halkla kucaklaşma programını icra etmek üzere bir araya da bulunmaktayız. 3 günlük program çerçevesinde bütün illerimizde değişik halk kesimleriyle buluşup sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret edeceğiz. 5 ay sonra genel seçimler yapılacaktır. Her seçim önemlidir. Bu seçim bizce çok daha önemlidir. Saadet Partimiz bu seçimlere verdiği önem sebebiyle şimdiden halkla buluşmaya başlamıştır. Programın ilk gününde yapmakta olduğumuz basın toplantısı ile ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen sosyal, siyasal, ekonomik olayları Saadet Partimiz açısından değerlendireceğiz. Gündemdeki en sıcak konu Paris'te geçtiğimiz hafta bir dergiye yapılan saldırı sonucu dergide çalıştığı söylenen 12 kişinin hayatını kaybetmiştir. Saldırgan oldukları iddia edilen 2 kişi yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilmiştir. Saadet Partisi olarak bu gibi saldırı olaylarını tasvip etmediğimizi her vesileyle ifade ediyoruz. Bu saldırıyı ve saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen iki kardeşin ölü olarak geçirilmesi olayını da tasvip etmiyoruz. Zanlıların sağ olarak ele geçirilmesi ve adalet önüne çıkarılarak olayın arkasında kimlerin bulunduğunun da tespit edilerek gerçek suçluların belirlenmesi gerekirdi. Bu yapılmamıştır. Son 10 yılda İslam coğrafyasında 12 milyon insan öldürülürken, ses çıkarılmazken sadece 12 kişinin öldürülmesinden dolayı bu olayı telin Paris'te birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının da katılımı ile bir yürüyüş düzenlendi. Türkiye'den de Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu bu programa katıldı ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile aynı safta yürüdü. Bu yürüyüşün hemen arkasından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki hakaret içeren karikatürün bulunduğu derginin milyonlarca sayıda basılması hem tahrik ve provokatif hem de Batı'nın çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koyması bakımından ibret vericidir. Yurt içinde yaşanan sıcak konu ise 4 eski bakanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu tarafından Yüce Divan'a gönderilmemesi, kararı önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecektir. Zonguldak İli Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği'nin öncülüğünde başlatılan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik burs kampanyasına katkıda bulunan hayırsever iş adamlarına plaket takdim edildi. Zonguldak İli Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Necati Başar plaket töreninin açılış konuşmasını yaparak hayırsever iş adamlarına teşekkür etti. Bize destek veren hayırsever iş adamlarımıza müteşekkiriz. Bunun akabinde bu sene bize 653 civarında öğrenci başvurdu. Tabii biz bunları şeylerinde aile bireylerinin TC numarasından girerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nda gelir tespitlerini yaptık. Mahallesinden, mevkinden, semtinden
ve en darda olanlardan itibaren başlayarak sıralamaya koyduk ve hedefimiz bu sene 300 civarında olacak. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ise bir eğitimci olarak öğrencileri desteklenmesini takdirle karşıladığını dile getirdi. İhtiyacı olan bu okumak üzere yola çıkan genç arkadaşlarımıza destek anlamında çok güzel bir çalışma başlatmış ve yönetiyor. Ben kendisini yürekten kutluyorum ve yönetiminde. Dileyim çok değerli iş adamlarımız bu katkıyı gönülden verdiler. Ben gerçekten öğrencilerim adına, gençler adına onların da teşekkürlerini bildiriyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onların sayesinde biz bu yavrularımızı okutmaya çalışıyoruz. Onlar da inşallah hayata atıldıklarında bu değeri çok iyi anlıyorlar. Onlar da beraberinde getirdiği, beraberinde gelen gençlere de destek ve yardımcı olurlar. Ön faaliyetlerimizin yaşatılması işte bu anlamda değer kazanıyor. İnşallah bu yavrularımız da iyi bir şekilde hayata atılırlar. Ben kendilerini kutluyorum. Konuşmaların ardından üniversite öğrencilerinin okutulmasına desteklerini esirgemeyen iş adamlarına plaket takdim edildi. Başkanım şöyle bir bakarsanız. Çek çek. Ereğli Köyleri Hizmet Götürme Birliği 2015 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kaymakam İbrahim Çay Başkanlığı'nda yapılan toplantıda köylere parke taşı yardımında bulunuldu. Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı bazı muhtarlar ve il genel meclis üyelerinin katılımıyla müftülük toplantı salonunda gerçekleştirildi. 2015 yılının ilk toplantısını yapıyoruz. Bugünkü çağırdığımız köy muhtarlarımıza birlik imkanları dahilinde ve özel idarenin imkanları dahilinde köylerimize istihsal olarak, istihsal olarak biner metrekare proje şartıyla parke yardımı yapacağız. Toplantı öncesinde konuşan Kaymakam İbrahim Çay, bu sene ilk etapta 55 bin metrekare parke taşı yardımında bulunacaklarını söyledi. Buradaki amacımız sizlere, her zaman geldiğimizden beri söylüyoruz. Ülkette ne varsa köyde de aynısı olsun diyoruz. Bizim ayağımız çamura değmiyorsa köydeki arkadaşlarımızın da vatandaşlarımızın da ayağı çamura değmesin diyoruz. Ve geldiğimizden beri de 100 bin üzerinde, 120 bin de geçti parke yardımı yaptık. Hala devam ediyor. Bu sene ilk etapta 55 bin metrekare parke alacağız. Biz inanıyoruz ki bu verdiğimiz parkeyle muhtar arkadaşlarımız 12-3'e katlayarak köyden hizmet getirmektedirler. Çay konuşmasının ardından köy muhtarları ile parke dağılımı konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ereğli Solak Köyü yol ayrımı ile Cevizler Kavşağı arasında yeni yapılan yolda bakım çalışmalarına başlandı. Ereğli'de yaz ayında Gülüç Köprüsü'nden Yeşiltepe'ye kadar yapılma başlanan yol, Solak Köyü yol ayrımı ile Cevizler Kavşağı arasında tamamlanan yolda oluşan çukurlar sürücülere zor anlar yaşatırken mahalle sakinleri başta olmak üzere araç sürücülerinin de tepkisine neden olmuştu. Yapılan haberlerin ardından yüklenici firma tarafından bakım onarım çalışmalarına başladı. Göçmenler Kavşağı'ndan Cevizler Kavşağı'na kadar olan bölümde başlayan çalışmada yeni dökülen asfalt kazındı. Yola asfaltın yeniden döküleceği belirtilirken yol tek şeritten verilmeye başlandı. Ekonomik darboğazdan çıkmanın yollarını arayan Zonguldak Kömürspor'da kulüp başkanı Süleyman Caner, takvim projesine destek için Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel'i ziyaret etti. Beşel, Zonguldak Spor'un gönülden taraftarı olduğunu belirterek, kurum olarak yeni yıl takvimlerinden 50 adet alarak 1000 lira destekte bulundu.
Spor Toto 3. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Zonguldak Kömürspor'a ekonomik kaynak sağlamak amacıyla bastırılan yeni yıl takvimlerine destek sürüyor. Başkan Süleyman Caner, projeyle ilgili Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşeli makamında ziyaret ederek kulübün içerisinde bulunduğu durumu aktardı. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner desteklerinden dolayı Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Zonguldak Spor yararına çıkarmış olduğumuz takvimleri artık sonuna yaklaştık. Az önce Emlak Çarşı esnaflarıyla beraberdik. Şimdi de Orman Bölge Müdürlüğü'ne Sayın Bölge Müdürlüğü'nün daveti üzerine geldik. Sağ olsunlar. Bize elinden geldiğinden fazlasını da katkıda bulundular. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Allah işini rast getirsin. Başarılı kısım görevinde. Bu desteklerin devam etmesini temenni ediyorum. Diğer esnafımızdan, çalışanımızdan, herkesimden. Çünkü Zonguldak Spor Zonguldak bir ve beraber olursa aşamayacağı hiçbir engel yok. İnşallah sonucu da hayırlı olur. İstediğimiz gibi mutlu sonuna biter. Çok teşekkür ediyorum. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşer, Başkan Süleyman Caner ve ekibine başarılar dedi. Karınca karınca yardımlarımız bu şekilde yani olabilecek inşallah. Ama nedir de şey, az veren candan, çok veren maldan misali birazcık katkımız olur. İnşallah aynı katkı diğer kurum ve kuruluşlarında devam edecek diye düşünüyorum ve çıktığımız yolda başarılar diliyorum Sayın Başkanım. Bölgesel Amatör Lig'de ikinci yarı perdesi açılıyor. Pazar günü Zonguldak Lig'de temsil eden Kozlu Belediyespor ile Ereğli Belediyespor sporun randevusu sahne alacak. Kozlu sahasının ev sahipliği yapacağı zorlu mücadele 13.30'da başlayacak. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Kozlu Belediyespor ile Ereğli Belediyespor ikinci devrenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. 35 günlük aranın ardından başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig'de müthiş bir randevuya sahne olacak. Sezonun ilk randevusunu 2-0'lık skorla alan Kozlu Belediyespor evinde rövanşı da kazanmanın peşinde. Kadrosunu 8 yeni isimle güçlendiren Yeşil Beyazlılar maçın favorisi olarak öne çıkıyor. Ereğli ekibi ise erteleme maçında Anafartalar Spor'u farklı skorla yenerek dev randevu öncesi moral kazandı. Kozlu Belediyespor ile Ereğli Belediyespor arasındaki mücadeleyi Kozlu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadelenin başlama saati ise 13. Merkez Hakem Kurulu zorlu mücadeleyi yönetecek hakemleri açıkladı. Balıkesir bölgesinden Serhat Korkmaz'ın düdük çalacağı maçta aynı bölgeden Serkan Gündoğan ve Fettah Büyük Yıldız'ın yardımcılığını yapacak. Maçın 4. hakemi Fettah Büyük Yıldız. Sırada 3 günlük hava tahmini var. Ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili seyirciler. Bizler yarın yine aynı saatte en doğru, en tarafsız haberlerle birlikte burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşça kalın.